Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün Age of History Meksika serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısında. Geçtiğimiz bölümde hala unutamadığım muazzam bir zafer aldık. Gerçekten Amerika'yı sıfır kayıpla tamamen işgal edip topraklarına çöktük. Tarihte bunun bir eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Muazzam bir savaştı gerçekten. Ve muazzam bir galibiyet aldık. Şimdi artık ben hedeflerimi değiştirdim. Meksika devleti olarak dünyanın en güçlü devleti konumuna geldik. Video dışında ben asimilasyonları yaptım. Asimilasyonları yapmadım daha doğrusu. Emirlerini verdim. Şu an asimilasyonlar yapılıyor. Bayağı uzun sürdü. O kadar fazla toprak fethetmişiz ki. Şimdi hedefim artık yok. Nasıl yok? Artık sizlerin yorumlarıyla dünyaya şekil vereceğiz abi. Ne olacak mesela? Diyecek ki abi. Biri yorumda yazacak. Hindistan şu toprağı fethetsin. Biz artık bunu diplomasiye çevireceğiz. Hindistan Nepal'i fethetsin diyecek. O bölümde o arkadaşın isteğini yerine getireceğim. Hindistan'ın Nepal'i almasını sağlayacağım. Bir sonraki arkadaşımız diyor ki Türkiye Suriye'nin tamamını yönetsin. Gitsin Özgür Suriye'ye saldırsın. O arkadaşın dediğini yapmaya çalışacağım. Bundan sonraki bölümlerde bu şekilde ilerleyecek. Çünkü artık istediklerimizi yapabilecek güce ulaşmış konumdayız. Bir diğer arkadaş diyecek ki Fransa Hollanda'yı alsın, onu alacağız. Yani seri bundan sonrasında sizin istediğiniz şekilde diplomasiyle devam edecek abi. Yani siz ne isterseniz o olacak. Rusya'yı aldırması, Rusya'nın Ukrayna'yı almasını isterseniz onu alacak. Ukrayna Rusya'yı yensin istiyorsanız bunu başarabilir miyiz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Veya Niyaziler yenilsin istiyorsanız onu yapacağız. Yani size göre artık bundan sonrasında devam edecek diyebilirim. Bundan sonrasında bizim yapacağımız tek şey araştırma yapmak, devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek olacak. Artık tek olayımız bu. Ben gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimize çok kısa sürede ulaştık. Yani ben bu oyunu anlamıyorum. Gerçekten bu oyunda yavaş oynamaya çalışıyorum. Ama yavaş oynamaya çalışsam da birden kendimi yani hedeflerimi hemen başarmış durumda. Rakibimi hemen yenmiş konumda buluyorum. Ha, ben anlamadım yani gerçekten. İstemeden birden yine zafer alıyoruz yani. Ben istemiyorum bunu. Ben biraz daha uzun sürsün seriler istiyorum. Seriler artık kısa sürmesin istiyorum. Yavaş ilerleyelim istiyorum ama olmuyor abi. Ben birden Amerika'nın 4'te 3'ünü kendime katmış bir şekilde buluyorum kendimi. Bunu ben yapmıyorum. Bunu birden oyun kendisi yapıyor. Anlamadım gerçekten bunu. Ben anlamadan yapıyorum abi bunu. Valla yani geçtiğimiz bölümde Amerika'nın içinden geçmeyi ben istemedim. Evet istedim ama yani bunu bizzat istemedim. Oyun kendiliğinden bana bunu yaptırdı. Bunun suçlusu ben değilim. Sonra seriler neden hemen bitiyor oluyor? Abi adam Kanada ile 1 milyon yıldır savaşıyor. Arkadaşlık sanatını kullanmayalım mı? Bu kadim sanatı kullanmayalım mı? Nasıl yapmayalım? Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz tabii ki. İşte ben de mecburen saldırıyorum. Kendimi birden savaşta buluyorum ya. Bu oyunun suçu abi. Ben arkadaşlık sanat... Oha Hindistan ne yaptı lan? Hindistan İran'ı yeniyor. O zaman Hindistan'ın birinci olmaması için ilk icraatımızı yapalım. Bu icraatı kendim yapıyorum. Japonya bu savaşı bir kazansın. Japonya bu savaşı kazanır mı bilmiyorum. Kazanır o kendisi. Efendim Japonya'yı Hindistan'a saldırtırıyorum. Şöyle para gönderdik. Kazakistan'ı Hindistan'a saldırttırıyorum. Şöyle para gönderelim. Bakalım ilk icraatımızı yapıyoruz. Hindistan'ı böleceğiz ilk icraat olarak. İcraatımız bu. Aa İran'la barış yaptılar. İran'ı yedi. Yemesine izin vermeyecektik ama yedi. Afiyet bal şeker olsun kardeşimize. İran'ı yediysen şimdi daha fazlasını vereceksin abi. Rusya'yı da ayrısını saldırttıralım mesela buna. Para gönderiyoruz abicim. Bayağı bir para gönderiyoruz gerçekten yani Hindistan'ın yenilmesi için. Yaptığımız yardımı kimse yapmaz ben söyleyeyim. Hindistan güç kaybetsin istiyoruz. Japonya. Japonya'ya da Çin saldırdı. Vay 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 vay. Şimdi bizim hedeflerimiz başarıya ulaşmasın istiyor ama ulaşacak. Tüm hedeflerimiz her daim ulaşacak. Ülkelerin isimleri birden Zortingenstrasse oldu. Sıkıntı yok. Türkiye bu arada İtalya ile savaşa girmiş. Ben Türkiye mesela Bulgaristan'ı alsın istiyorum. Sınır güzelliği açısından. Bulgaristan çok kötü duruyor orada. Bulgaristan'ı alsın istiyorum ve alacak. Böyle parasını gönderdim. Bunları artık bir sonraki bölüme siz belirleyeceksiniz dostlar. Sizin diyeceğiniz şeyler esaslar üzerine ilerleyecek. Bulgaristan'ın Rodos'unu da bir çıkarmayla alırsan sevinirim. Bu da bir yap. Ne oluyor?
İtalya Suriye'ye çıkmış. Vay vay vay. Hocam bir Rodos'a bir çıkarım at. Sana zahmet. Gözünü seveyim. Ben bu arada yatırım yapayım da. Ben yatırım yapayım. Paralar boşuna gitmesin. Bir Rodos'a bir çık be. Şuraya bir çıkarım at be. Şuraya bir çıkarım at be. Neyse çıkarım atmadan da barışını yaptı. Mesela Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ı alsın istiyorum ben. Para göndereceğim Kuzey Kıbrıs'a. Bayağı bir para gönderdim. Umarım alır. Aldı. Güzel. Tebrik ediyoruz. Bunun dışında birçok savaşta da şu anda var. Oo, İtalya'ya Fransa da saldırmış. Bir ekmek almaya çalışıyor ama Türkiye kaptırmadı bayağı. İtalya'nın içinden geçti. Aldı mı tüm toprakları? Vallahi aldı, işgal toprağı değil. Oha. Türkiye de bayağı güçlü oldu arkadaşlar. Ben çok güçlü olanlara izin vermiyoruz biliyorsunuz. Şimdi şu anda Japonlarla savaşıyor. Barışını da yaptı. Topraklarını da aldı valla. Japonya ama burada devam ediyor. Kutan Savaşı devam ediyor. Çin'e helal olsun lan. Topraklarını kurtardı gerçekten. Bravo. Bravo hocam. Rakibini tebrik etmesini bileceksin. Kutanın içinden geçtiler. Medeniyet isimleri zortladı abi. Lan 2 dakika gözümüzü çevirdik. Türkiye Mısır'ı almış. Türkiye Osmanlı mı kurdursak acaba? Neyse bunları siz bir sonraki bölümlerde kendiniz şey yaparsınız. Şimdi burada Niyaziler çok güçlenmiş. Ben bu Niyazilerin güçlenmesini istemiyorum. Gerçi güçlenmemişler ama olsun. Daha da güçsüzlensinler, güçsüzleşsinler. Tamam bir dünya savaşı falan çıkarırlar. Gerek yok hocam. Bu Niyazilerin ya da güçlensinler. Böyle yapalım. Şimdi bak. Doğu Batı cephesi kuralım. Niyaziler bir cephe olsun. Fransızlar bir cephe olsun. Bunları büyütelim ve birbirleriyle savaştıralım. Bence mantıklı. Evet, videoya devam ediyoruz. Şimdi ben ülkelerin bir isimlerini düzelteyim. Böyle kötü gözüküyor dedim. Böylece Hindistan Savaşı daha güzel bir şekilde görebiliriz. Bu arada Türkiye harbiden bayağı haşmetli bir devlet olmuş. Baksanıza adam İtalya'yı da aldı ya. Şimdi bakın ne yapacağım biliyorsunuz mu? Ne yapabiliriz? Niyazileri nasıl güçlendirebiliriz? Bakın bir yerde Niyazileri güçlendireceğim. Diğer yerde İspanya'yı Fransa'ya aldırtacağım. Ondan sonra birbirleriyle savaştırtacağım bunları. Şimdi bir İspanya'yı bir Fransa'ya bir aldırtayım. Fransa'ya güzel para yardımı yaptım. Bir İspanya'yı bir alsın bu adam. Sonra Cebelitarık'a da girsin. Tüm İspanya'yı yönetsin istiyorum. Pastan rahat bir şekilde adam şey yapabilsin. Getirtebilsin. Kardeş sen benimle arayı niye şey yaptın? Niye bozdun? Bak bunu ayıp ettin ülken. Sıkıntıya girecek şimdi. Tamam Cebelitarık'ı da aldı. Oğlum Slovenya ile senin savaşmaman lazımdı ya. Sen gir Slovenya'ya. Slovenya Alman şeyinde kalacak. Alman tarafında kalacak. Tamam bir kısmını aldı Fransa. Slovakya'yı al. Bunları birbirleriyle savaştırtacağım sonra. Bakalım kim kazanır. Hiçbirine destek vermeden savaştırtacağım. Niyazilerin biraz daha ekonomik olarak güçsüz olmasını istiyorum. Bu biraz ekonomik olarak güçlü olsun. Bunun bir de faşist bonusu var ya. Bu yüzden Fransızlar biraz daha güçlü olsun istiyorum. Tamam. Şimdi Fransızlar bir de Cezayir alsın. Oradan da bir ekonomi alsın istiyorum. Son bir şehirler kaldı. Onları da alsınlar. Biraz bizim nüfus yatırımı yapalım. Bakalım Niyaziler mi kazanacak yoksa Fransa mı? Sizlere birazdan soracağım. Savaşlar bir yapılsın. Tamam mı? Niyaziler... Niyaziler diyorum. Fransalar mı? Fransa İspanya'yı yendi. Bir de Andorra'yı al abi. Hepsi bir asimilasyonları da yapsın. Sonra kardeş. Şurada bir Cezayir var. Cezayir'i de bir alsana zahmet. Bunun ekonomik olarak daha güçlü olmasını istiyorum. İkisi denk değil abi. Biri demokrasi, diğeri şey. Faşist. Kardeş git gözünü seveyim. Elimi ketçaba bulama. Elimi ketçaba bulama git. Bak yaptın. Yaptığın var ya bu çok büyük bir yanlış. Çok büyük bir yanlış. Bir de topraklarımı da yağmalıyorsundur sen. Kardeşim abi benim başka işim gücüm var. Gözünü seveyim. Benimle uğraşma. Allah Allah. Koskoca devletim ben seninle mi uğraşacağım ya? Tamam sen de devletsin ama sen koskoca değilsin. Şimdi orada bir şeyler var. Biri koskoca devlet. Sen devletsin sadece.
Aramızda statü farkı var. Aramızdaki statükonun korunması için lütfen benim topraklarımdan çık. Devlet olarak kalmaya devam et. Aksi halde sadece bana bağlı bir hükümet olursun. Sen bilirsin. Sen bilirsin hocam. Sen bilirsin. Ben sana söyledim. Ben orada Fransızlarla Almanları birbirine gırdırmaya çalışıyorum. Sen gelmiş burada bana puşluk yapıyorsun ya. Bizim oyunumuz büyük yeğenim. Güzel. Burada videoda bir sıkıntı var mı diye bakacağım. Bir sıkıntı gözükmüyor. Acaba kim alacak? Birazdan cevabını alacağız. Sen şurayı alıyorsun. Şuraya çıkmalarına izin verme. Tamam, bitti mi? Bunu daha da kabul edersin. Tamam, güzel, barış kabul etti. Şurada biraz asker kalsın da sonra barış yapmıyorlar falan. Kalsın biraz asker. Cezayir'i aldın mı hocam sen? Anlaşman sağlanınca asimilasyonları da yap. Bilerek biraz Fransa'nın güçlü olmasını istiyorum. Bir diğeri faşist abi. Aralarında bir fark olsun, ekonomik olarak fark olsun. Bir de aramızı bir iyileştirelim. Tamam. Bir Libya ile savaşı kaldı. Aa, Tanzanya ile savaşa girdi. Üstüne Nijerya ile de girdi savaşa. Şimdi şöyle bir olay var. Hocam ben Nijerya'ya savaş açtıracağım bunlara. Savaşın yapılması lazım çünkü. Kat sen de gir abi. Herkes bir Nijerya'ya girsin. Bu adam sorun yaşamaz. Biz çünkü tüm bir şekilde savaşsın istiyorum. Fransa biraz daha ekonomik falan olarak güçlü başlayacak ama bakalım sonunda kim kazanacak. Tamam, anlaşmayı yaptı. Tanzanya. Tanzanya bir sıkıntı çıkaramaz bence ya. Ama yine de buradaki sınırların da yeniden çizilmesini istiyorum ben. Tanzanya çok büyümüş. Amerika'da çok sivrilen bir güç, Amerika diyorum, Afrika'da çok sivrilen bir güç istemiyorum. Tanzanya'yı da yedirteceğim millete. Şöyle sen Demokratik Kongo'da güçlü ha bayağı ama Tanzanya kadar değil. Güney Sudan da buradan girsin. Ondan sonrasında Zambiya'ya savaş açtırdık mı bunu? Zambiya da girsin abi. Tanzanya'ya. Tanzanya'ya herkes ucundan köşesinden bir yerden bir kapsınlar toprak. Hadi bakalım. Herkes alabildiği kadar toprak alsın. Şunu kaldırttıramadık ama. Tanzanya kardeş kusura bakmıyorsun değil mi? Yeni dünya düzeni böyle hocam. Kusura bakacak bir şey yok. Kingdom of Brazil bize savaş ilan etti. Oğlum bak, krallığı kurdun diye kendini adam zannetme ha. Bak adamı deli etmeyin. Brezilya. Lan bir rezil. Bana savaş açma. Kardeşim. Kapatayım. Bak bak bak. Bir rezile bak bak. Bir rezil, nasıl espri yapıyorum ama. Mizah şov. Görüyorsun değil mi? Hani bir rezil. Anladın? Lan ne mizahşör adamım ben. Gerçekten. Gerçekten muazzam ya. Lan Fransa ile bir Almanya'yı savaştıramadım ya. Millet birbiriyle savaşa giriyor abire. Benim sadece Fransa ile Almanya'yı savaştırmam lazım. Merak ediyorum kim kazanacak. Ah, biz salmıyorlar bizi. Salmıyorlar. Bizi salmıyorları bırak, Fransa'yı da salmıyorlar. Öyle. Al şuraya. Hadi kardeşim gel. Buraya nereden çıktın oğlum sen? Karma mı attı? Adamdan asker erişim boşuna mı aldın? Asker erişimi aldın, kullan bari. Tamam. Şimdi saygıdeğer Fransa ve saygıdeğer Niyazi. Arkadaşlar kim alır? Şimdi bakın, bu adamın 363 bin ekonomisi var. Bu adamın 363 bin ekonomisi ama faşist. Bu adam demokrasi. Bunun teknolojisi biraz daha fazla. Şimdi dur, şartları dengeleyemeyiz. Dur, dengeleyeceğiz. Biz bu Sırbistan'a bir yesin. Sonra takacağız. Biraz daha güçlenmesi lazım. 400 bine çekelim bunu. Şöyle şurayı da al. Şurayı da al. Bosna'yı da al abi. Tamam, buna biraz para gönderelim. Biraz fazla. Aa, ulan ben bunu yanlış. Bosna Türkiye basalım. Yo ama Suriye ile ittifak mı? Abo.
Neyse Türkiye ile bakalım Niyazi Savaşı'nca kim kazanacak? Ama Türkiye demokrasi şimdi. Burada bir adaletsizlik sezdim ben. Ben burada bir adaletsizlik sezdim. Bu adam demokrasi şimdi yani. Ortada bir adaletsizlik. Bu yüzden bu adaletsizliği dengelemek için arkadan Fransa'yı da saldıracağım. Hayır. Adaletsizliği bozamaz. Birleşik Krallık biraz daha hafif bir güç, yumuşak bir güç. O saldırsın. Yine Türkiye'ye de biraz para atıyorum. Bakalım bu 2 vs'den hangisi galip çıkacak? Daha fazla dokunmayacağım. Daha fazla dokunmayacağım bu arada. Hiçbir katkı falan vermeyeceğim. Bakalım bu savaştan kim galip çıkacak? Yalnız sen barış mı yaptın? Yağmalıyor burayı. Toprağın mutluluğunu sıfıra düşürmüş. Oğlum savaş sadece Türkiye ile şey arasında geçiyor. Birleşik Krallık buraya çöreklendi. Yağmalayıp yağmalayıp duruyor. Savaş mavaş vermiyor bu adam. Ne çakal adam bu ya. Ne çakal adam ya. Tamam, Fransa ile Almanya'yı savaştıracaktım. Neyse kim kazanır yorumlara yazın. Daha karışmıyoruz bu. Ulan adam bir toprak alıp çıktı lan. Adam bir toprak alıp çıktı abi. Hadsiz ya. Bunu bir daha sokacağım bu. Savaşa senin bir daha girmen lazım abi. Kabul etti ama barışta oldukları için savaşamıyor. Ne kadar kayıp verdi. Tarafında verdiği kayıba bak. Hocam, barış anlaşması yapabilir miyiz? Hocam, bir ittifaklık görüşmesi yapmak istiyorum birinizle. Ben seninle bir ittifak olacağım. Tamam, Türkiye'ye savaş açıyorum. Hocam, bu barışı bir sağlayalım. Barışı bir sağlayalım. Eyvallah kardeşim. Ne oldu? Senle de barış sağlayalım. Tamam, şimdi. Şimdi bu... Evet, şöyle bir mesele var. Bu adam biraz daha güçsüzleşti. Şimdi dur, ekonomisinin kalkınmasına yardım edeceğiz. Ben bununla Fransa'yı savaştıracağım. Arkadaşlar 2 milyon para atacağım bakın Almanya'ya. 2 milyon para atacağım Almanya'ya. Fransa ile savaşa sokacağım, kim kazanır? Yorumlarda tahmin edin, hadi bakalım. Bakın Fransa'ya savaş açması için 2 milyon para atıyorum. Üstüne 2 milyon parası var. Kim kazanır? Hadi bakalım. Derim savaş. Doğru değil. 2 milyon para attım valla. İyi kullansın. Beni savaşa çağırma. Ben seni ittifakta da bozayım. Burada ittifak değiliz kardeş. Kusura bakma. Kusura bakma kardeş. Artık ittifak değiliz. Ben burada sadece seni kurtarmak için az önce ittifak oldum. Barışı yaptık. Şu anda da karışmıyorum. Fransa önde götürüyor bak. Fransa önde götürüyor. Almanlar bir çevirmeye falan çalışıyor ama yok. Fransa içine 12 milyon para attı mı? O parayı mantıklı kullansaydı bence kazanırdı. Fransa gördüğünüz gibi Almanya'nın içinden geçti. Nerede başka toprak var bunun? Almanların başka bir yerde toprağı mı var? Ama adamlar içinden geçti, süpürdü lan. Rusya mı, Fransa mı? Hadi bu savaşa da Rusya'yı da mı soksan? Burada Hindistan'a ne olmuş? Hindistan çok da bir şey kaybetmemiş açıkçası. Çok da bir şey kaybetmemiş ama gücünden bayağı bir kayıp vermiş gerçekten. Güç konusunda biraz sıkıntılar yaşamış. Fransa yalnız var ya, beni geçecek lan güçte. 40 milyon nüfusu oldu baksana herifin. Beni geçti hatta. Geçecek değil, beni geçti herif. Allah. Beni geçmemesi için bir takım şeyler yapacaktım ama barış yaptı. Güzel. Böylece bu savaşın kazananını öğrenmiş olduk. Fransa kazandı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde neler yapalım? Buna yorumlarda siz karar verin. Burada bu bölümü bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.